Merhaba, ben Ertin. Bugün sizinle çalışma sayfasını korumayı öğreneceğiz. Çalışma sayfasını koru nedir? Örneğin bir Excel çalışma kitabınız var ve başka bir departmana gönderdiniz bunu ve veri girmelerini istediniz. Fakat onlar veri girerken sizin bazı verilerinizi bozabilirler. Bazı formülleriniz yerine yanlışlıkla nokta koyabilirler, silebilirler. Dolayısıyla onların değişiklik yapmasını engelleyebiliriz. Bunu da Excel'in sayfayı koru özelliğiyle yapabiliriz. Böylelikle kilitli hücrelerin düzenlenmesini veya biçimlendirme değişiklikleri yapmasını engelleyebiliriz. Bunu kilitlediğimiz sayfamızda istediğimiz hücrede yapabiliriz. Nasıl yapıldığını görmek için haydi videoya. Burada bir Excel dosyanız var, verileriniz var. Bunu birine göndereceksiniz ve bu verilerinizde herhangi bir değişiklik yapmamalarını istiyorsunuz. Çünkü özet sayfanıza formülle alıyor. Dolayısıyla bu çalışma sayfasını koruyabilirim. Gözden geçir sekmesinde sayfayı koruya tıklıyorum. Burada sayfa korumasını kaldırma parolası diyor. Burada sayfayı kilitleyeceğim şifreyi giriyorum. Büyük harf ve küçük harf duyarlı olduğu için şifrenizi girerken Caps Lock'un açık olup olmadığına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hemen şifremi girdim. Burada da çalışma sayfası kullanıcıların tümüne izin vereceğiniz yerleri söylüyor. Tamam'a tıkladım. Şifremi bir daha sordu onaylamak için. Tamam dedim. Ve artık herhangi bir şey yazmaya çalıştığımda herhangi bir hücreye size bu uyarıyı verecek. Değiştirmeye çalıştığınız hücre ya da grafik korumalı bir sayfada değişiklik yapmak için sayfanın korumasını kaldırın diyor. Parola girmeniz istenebilir diyor. Tamam dediğinizde uyarı kalktı ama sayfa koruması kalkmış olmadı. Özet sayfama geldiğimde ise bu sayfa korumalı olmadığı için buraya istediğim şeyi yazabiliyorum veya silebiliyorum, değişiklik yapabiliyorum. Dolayısıyla Excel'de ne kadar sayfanız varsa dediğiniz kadar sayfanızı koruyabilirsiniz ve her sayfaya da ayrı şifre verebilirsiniz. Satışlar kısmına geldim. Burada hem burayı koruyor hem burayı koruyor. Ben istiyorum ki buradaki beyazlı alana istediği gibi kullanıcı formül yazabilsin, istediğini yazabilsin, sadece verime dokunmasın. Peki bu nasıl olacak? Parolayı kaldırmak için yine gözden geçir altından sayfa korumasını kaldır diyorum. İlgili parolamı giriyorum ve artık sayfa koruması kaldırıldı. Tekrardan sayfa koru dediğinizde yeni bir şifre de girebilirsiniz. Sayfa korumasını açtıktan sonra burada herhangi bir hücreye sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir dediğinizde veya Ctrl+1'e basıp da hücre biçimlendiri açabilirsiniz. Burada koruma sayfasında kilitli sekmesinin yanında tik var. Yani sayfayı koru dediğinizde bu tikli hücreler, kilitli diye tikli hücreler korunur. Eğer burada tik olmayan hücre varsa da bunlar korunmaz. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz demek oluyor. Buradaki tiki kaldırdım örneğin bu hücre için. Tamam dedim. Şöyle sarıya boyayayım görmek için. Şimdi tekrardan gözden geçir altından sayfayı koru diyelim. Şifre verelim. Tamam diyelim. Bir daha şifreyi girelim. Burada artık bu hücrenize istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Fakat başka hücreye geldiğinizde gördüğünüz gibi sayfanın korumalı olduğuna dair uyarı verir. Dolayısıyla bu mantıkla önce tüm sayfamın kilidini kaldıracağım. Tüm sayfayı seçmek için şuradaki üçgene basabilirsiniz veya Ctrl+A kısayonunu kullanabilirsiniz. Ctrl+1 tuşuna bastım. Hücreleri biçimlendir açıldı. Burada koruma sekmesinden gördüğünüz gibi kilitli kısmında böyle içi dolu kare oldu. Yani ne tik var ne buradaki gibi boş. Bu demek oluyor ki bazı hücreler kilitli, bazı hücreler ise kilitsiz. Yani bazılarında tik var, bazılarında ise tik yok anlamına geliyor. Öncelikle buradaki tikleri kaldırdım. Böylelikle sayfayı koruduğumda bütün hücrelerimde değişiklik yapabiliyorum anlamına geliyor. Tamam dedim. Kilitli olmasını istediğim alan ise ne? Sadece buradaki verilerim. Dolayısıyla bu alanı seçtikten sonra yine Ctrl+1'e basıp kilitli dediğimde ve sayfayı koru dediğimde artık verilerimin olduğu yerde hiçbir değişiklik yapamayacağım. Fakat boş alanlarda buradaki kilitleri kaldırdığım için hücreleri biçimlendirdim. İstediğim gibi
değişiklik yapabiliyorum. İstersem de silebiliyorum. Fark ettiyseniz burada istediğim gibi yazı girebiliyorum. Değişiklik yapabiliyorum. Fakat giriş sekmesine baktığımda gördüğünüz gibi hiçbir biçimsel değişiklik yapamıyorum. Yani ne boyayabiliyorum, ne kalın hale çevirebiliyorum, ne yerini ayarlayabiliyorum. Hiçbir değişiklik yapamıyorum. Hiçbir şekilde sayı formatına çeviremiyorum. Peki istediğim şekilde boyayıp istediğim şekilde bu beyaz alanda değişiklik yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Tekrardan gözden geçirden sayfanın korumasını kaldır dedim önce. Ardından tekrar sayfayı koru diyorum. Burada çalışma sayfasının kullanıcıların tümüne bunlara izin ver. Yani izin vereceğiniz alanı seçebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu korumadığınız yani kilitlemediğiniz alanları yani değişiklik yapabileceğiniz alanlarda neler yapabilmesine izin ver diyorsunuz. Burada hücreleri biçimlendir diyeyim sadece. Hücreleri biçimlendir'i tıklayayım. Burada sütunları biçimlendir var, satırları biçimlendir var. Sütun ekle, satır ekle, köprü ekle, sütunları sil, satırları sil gibi birçok seçenek var. Ben hücreleri biçimlendir dedim. Şifremi girdim yine iki kez. Giriş sekmesine tekrar baktığımda gördüğünüz gibi burada istediğim şekilde boyayabilirim. Yazı biçimini değiştirebilirim. Kalın yapabilirim. Yani bu giriş sekmesi altındaki biçimlendirmeleri kullanabilirim. Fakat yine burada kilitlediğim alan olan verilerimin olduğu alanda hiçbir şekilde değişiklik yapamıyorum. Peki sütun eklemek istiyorum. Ekle dediğimde gelmedi gördüğünüz gibi. Çünkü biraz önce izin verilen alandan sütun ekle, satır ekleyi seçmemiştik. Hadi bu sefer de satır ekle, sütun ekleyi seçelim. Yine gözden geçir altından sayfa korumasını kaldırıyorum. Tekrardan sayfayı koru dediğimde burada hücreleri biçimlendir tıklamıştım. Bir de sütunlar ekle, satırlar ekle kısmını seçeyim. Tamam dedim. Artık sağ tıkladığımda ekle kısmı geldi. Fakat sil kısmı gelmedi. Çünkü satırı sil sekmesini seçmedim. Siz istediğiniz gibi bunu düzenleyebilirsiniz. Organize edebilirsiniz. Öyle bir Excel sayfanız var ki sadece bazı hücrelerde değişiklik yapılabilmesine izin vereceksiniz. Orada da yapmanız çok basit. O izin vereceğiniz alandaki, izin vereceğiniz kısımdaki hücreleri önce seçin. Ardından CTRL 1'e basıp hücreleri biçimlendir'e tıklayın. Ve koruma sekmesi altından da kilitlinin yanındaki tikleri kaldırın. Böylelikle sadece o seçtiğiniz hücrelerde değişiklik yapabilirler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla Excel kısa yolları ve Excel formülleri hakkında bilgi almak isterseniz Türkçe Excel kısa yolları ve formülleri için Excel alt çizgi kısa yolları, İngilizce Excel kısa yolları ve formülleri için ise Excel Shortcuts Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.